Size merhaba arkadaşlar. Değişik bir açıdan size merhaba dedim. Neden bu soba burada? Neden yanıyor? Çünkü burada internet daha çok çektiği için burada videolarımı yüklenmesini bekliyorum. Biri yüklendi, diğerini yükleyeceğim. Şu boyaları az önce şu an yüklemekte olduğum videoda görüyorsunuz. Gördünüz aslında. Kısa video isteyenler için gelsin olan videomda. Bu odayı biliyorsunuz böyle çamaşır odası gibi falan kullanıyorum. Burada da çok soğuk olduğu için şu an şu sobayı açtım biraz ılısın diye. Çünkü dondum yani kalın kalın şeyler giydim. Battaniyelerim yeni kurudu. Bir de geçen şeyi sormuşsunuz. Makinen battaniyelerini alıyor mu kaç kiloluk diye. Evet alıyor. Şu üstteki çok büyük bir battaniye değil arkadaşlar. Ama şu alttaki ve ikinci şu iki battaniye bayağı büyük bir battaniye. Makinem 9 kişilik diye hatırlıyorum. 9 kişilik nedir ya? 9 kiloluk. 8 miydi? Hayır, bu battaniyeler çok rahat giriyor. 9 kiloluk yani 3 sene falan oluyor makineme alalı. 9 kiloluk olduğu için çok rahat tek tek tabii ki yıkayabiliyorum battaniyelerimi. Biraz da onun için zaten şey yaptım. Makinemi büyük aldım arkadaşlar. Çünkü yani zırt pırt vermek hem kolay olmuyor hem rahat olmuyor. Hem de her verdiğiniz battaniye 30 lira falan yıkıyorlar herhalde değil mi? Battaniyenin fiyatı ne kadar yani? Bilmiyorum. Neyse. İstediğim zaman işte kilimlerimi atıyorum, battaniyemi rahat rahat her şeyi yıkıyorum. Büyük makinem. O yüzden soranlar için söyledim bu ayrıntıyı da. Aslında bugün vlog çekmeyecektim. Az önceki videoda da sizin bir önceki izlediğiniz videoda da anlattım ama çekeyim dedim. Bugün pek bir şey yapmayacağım aslında. Yarın büyük bir ihtimal devam ederim. Şu battaniyeleri makineyi soranlar için onları söylemiş olayım dedim. Şu anda ikinci videom yayınlanıyor. Bir günde ikinci videoyu atıyorum şu an. Siz zaten bunu izlediniz. Onu izlemiş olacaksınız. Birazdan da kendime bir Nescafe yapacağım. Oturacağım. Örgü öreceğim. Şurada da ipimi birleştiriyorum. Şöyle iki tane ip var. Videoyu bir yandan yaparken bir yandan da şunları birleştiriyorum. Şurada sarıyorum. Tek iki kaplı örüyorum. Ne ördüğümü birazdan gösteririm. Şu ip türlü ipler oluyor ya. Kirpi ip mi deniliyor buna? Ne deniyor? Birazdan içeri gittiğimde onu gösteririm. Ne ördüğümü size anlatırım arkadaşlar. Neyse sonra görüşürüz. Evet arkadaşlar kahvemi yaptım. Videom da yüklendi. Şimdi de artık diğer odaya gideceğim de. Bugün benim dişimdeki dikişleri aldırmam gerekiyordu arkadaşlar. Akşam saat şu an 4 oldu ama bilinçli olarak gitmedim tabii unuttuğumdan değil. Çünkü yarın çarşamba ayın 26'sı perşembe gün yani 2 gün sonra yarın değil öbür gün. İki dişim çekilecek. Bunu söylemiştim ayın 26'sında çekilecek diye. Dedim yani bugün hem o gün gidip tekrar şey yapmayayım. İki günden bir günden bir şey olmaz herhalde yani. Bugünü sayma zaten. Yarın sadece bir günden bir şey olmaz. Diye düşündüğüm için gitmedim. Aradım hastaneyi. Siz bilirsiniz dediler ama doktora ulaşamadığım için sekreter öyle söyledi ama bir problem olmaz inşallah ya. Of, bana da dua edin ki çarşamba günü iki tane pardon perşembe günü dişim çekilecek. Korkuyor muyum? Gerçekten korkuyorum. Ya şu dişlerden artık kurtulacağım ama inşallah. Ama yapacak bir şey yok yani çekilecek çekilecek. O acıyı çekmektense çeksinler atsınlar yani ne yapayım. Çünkü çok ağır oluyordu. Ama dediğim gibi uyuşturduğu için acınız çok fazla şey olmuyor. Bir iki gün zorlanıyorsunuz geçiyor. Ama çekme konusunda hiçbir fikrim yok. Öyle. Bunu da söylemek istedim. Neyse görüşürüz arkadaşlar. Selam kızlar. Şu an mutfağımı toparlıyorum. Şu aldığım kavanozlar var diye şu ikisine birine çay. Hayır bu zaten vardı. Şu pardon. Bunu yıkayıp sildim. Bunda şey var. Ada çayı. Bu da normal çay. Şunları nemli bezle güzelce sildim şöyle. Çünkü içi ahşap olduğu için. İyi ki almışım diyorum. Çok hoşuma gitti gerçekten bunlar. Bir daha gelirse bir daha alacağım. Kesinlikle. Bunları da sildim. Bunu yıkanacak. Onu yıkayacağım ve
Makinamı çalıştırdım sanıyordum ben sabah ama makinamı çalıştırmamışım. Ben yıkandı sanıyordum, yerleştirmeye geldim ama bir baktım hala kirli. Neyse, aldığı kadarını doldurdum. Bu arada şunu da yıkadım artık. Almayanları da şimdi yıkayacağım elimde. Selam arkadaşlar. Şu an saat 10:30. Eşim gelirken tatlı almış. Yemeği falan çoktan yedik ama şimdi tatlı istedi. Bir dilim ona tatlı koyacağım. Ben de canım niyeyse ada çayı içmek istedi. Şurada ada çayı çıkardım. Eşim şerbetli tatlı içerken diyorum, yerken yanında mutlaka süt içiyor. Öyle istiyor. O yüzden ona tatlı ve süt koyacağım. Ben de kendime ada çayı koyacağım. Şu an canım tatlı falan istemiyor. Sadece ada çayı istiyor. Bakalım ne almış da şunu açabilirsek bakacağız. Şundan almış. Kadayıf. Ona koyalım şöyle bir dilim. Şunu da ben nasıl yapıyorum biliyor musunuz? Tek başıma içeceğim için şimdi bir bardak yapacağım hemen. Hemen göstereyim. Hoppa. Bardağımı aldım. Normal bardağımı aldım. Şundan şöyle bir çubuk. Şu bir sudan geçireyim önce. Buram buram kokuyor. Çok güzel kokuyor. Şu arkadaşlar. Şöyle ikiye. Bunu da ikiye atıyorum işte. Bu kadar. Sallama gibi yapıyorum yani. Şu bir çubuktan bir bardak oluyor. Suyum da kaynıyor. Bunu eşime vereceğim. Bunu ben içeceğim. Bir de süt koyalım ona. Şöyle biraz kaldırayım. Bulaşık makinem bitmiş. Ona bir de süt koyacağım. Şu büyük kupaya koyayım. Ben bugün süt almıştım onda ama o da almış gelirken. Biz çünkü çok süt içiyoruz. Gece gündüz süt içeriz yani. Şöyle bir büyük kupa süt koyuyorum. Bu kadar. Evet, suyum kaynadı. Şöyle çayıma sıcak suyumu koyuyorum. Bu kadar. Benim çayım da bu kadar arkadaşlar. Şeker koymayacağım. Bazen koyuyorum bir tane şeker ama ada çayı hafif olduğu için şeker koymayacağım. Çok az limon sıkayım içerisine. Çok az limon sıkacağım. Şu küçük limonlardan şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi çok küçük kestim. Hop. Evet. Benim çayım da bu. Neyse, görüşürüz sonra. Selamlar arkadaşlar. Nasılsınız? Öncelikle ben iyiyim. Bugün o kadar soğuk ki havalar düzelmişti ama bugün gece zaten sabaha kadar İzmir'de fırtına vardı. Şu anda çok soğuk. Ben de oturma odasında yapacağım bu işi mecbur. Çünkü yarın dışarı çıkacağım. Saçlarımın önleri beyaz beyaz çıktı. Daha bu yaşta saçlarımın dipleri çok beyaz var. Genetik herhalde. Annemin de öyle çünkü. Çünkü yarın dişlerim çekilecek. Dişçiye falan gideceğiz. Oradan biraz alışveriş yapacağız eve. Çok korkuyorum. İki dişim birden çekilecek. Hayırlısı. Şu an bu işi yapacağım. Saçlarımı boyayacağım. Şöyle içini çıkarıyoruz. Sobanın karşısına geçtim. Aslında burada ayna yok. Şu küçük ayna var. Şöyle küçük bir ayna var bende. Bunu da yapacağım. Yatak odasında çok rahat oluyordu ama o kadar soğuk ki başım ağrır. Yani o soğukta yapamam orada. Normal boyamı yapacağım. Şunu şuna dökeceğim. Saçlarımı taradım. Ortadan ikiye böldüm. Birini sağ birini sol omuzumun üstüne attım. Şöyle yeşil bir havlum var benim. Şöyle göstereyim. Boyayı hep bunun üstünde yapıyorum. Tam göremediniz ama. Önce bir tarafımı sonra bir tarafımı yapacağım. Bekleyeceğim. 45 dakika değil, ben 1 saat bekleyeceğim.
Ne çıktı içinden? Boyası çıktı. Bir de saç bakım maskesi diyor. Bu maske normal saç kremi çıktığı zaman içine ben biraz sıkıyorum boyanın içine. Daha yumuşak olsun diye ama bugün öyle yapmayacağım. Sadece boyayla yapacağım. Dediğim gibi iki kutuyu yaparım diye düşünüyorum. Çünkü anca yeter. Aa, bu farklıymış. Bunun içindeki farklı çıktı arkadaşlar. Bu aynı. Sadece kutusu farklı çıktı. Böyle işte arkadaşlar. Bunda da sadece kremi var. Böyle. Ben saçlarımı boyayayım. Daha sonra bugün ne yemek yapacağım? Mantarlı tavuk sote yapacağım. Yaparken görüşürüz. Örgüyü gösterecektim ya size. Unuttum, onu göstereceğim şimdi. Çok önemli olduğu için. Şöyle düz bir şey örüyorum ben. Şöyle dikdörtgen. Bunu neden örüyorum? Rengin güzelliğine bakar mısınız? Muhteşem. Annemin arabasının o ön camın önü arkadaşlar, o direksiyonun üstü ışık vurduğunda, onun da benim gibi güneşe alerjisi var. Parlıyor, yolu tam net şey yapamıyor, o zaman gözleri çok rahatsız olduğu için böyle bir şey örüyorum ben ona. Böyle koyu gri, çok koyu da değil, şöyle çok güzel rengi. Arabada gri, bunu da gri yaptım. Şey, hani o ışık vurduğunda yansıma yapmasın diye bir tane anneannemlere örmüştüm geçen. Anneme de örüyorum. Çünkü dedem de yaşlı olduğu için onda da aynı şey oluyor. Yani arabası olanlar tavsiye ederim. Çok rahat oluyor o zaman yolu görmeniz. Şöyle şey, şu an iki ip, iki kat örüyorum ben. Daha kalın, daha tok olsun diye. İki ip, ip bitti. Yarısı bitti. Şimdi iki ip daha, dün orada görüyorsunuz şey yapmıştım. Bir bu kadar daha olacak. Zaten tam geliyor. Bunu da göstermiş oldum. Şimdi birazdan mutfağa gidiyorum. Tavuklu mantar sote yapacağız. Arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben iyiyim. Gördüğünüz gibi şu an yemek yapacağım. Mantarım vardı. Bir paket dün almıştım, gördünüz. Tavuk var. Domates var. Çok az da kaşarım kalmış. Şöyle çok az. Bunlarla bir tavuk sote yapacağım. Fırına atar mıyım? Bilmiyorum. Bakacağım yani. Bakacağız duruma göre. Öncelikle bunlar biraz suda beklesin arkadaşlar. Kumları çökene kadar ben tavuklarımı doğramak istiyorum. Şu yağlarını ben atıyorum. Şöyle doğrayacağım. Saçlarımı boyadım bu arada. Şu an hatta yıkadım. Kuruttum bile. Rengini daha anlamadım. Akşam saat olduğu için. Ama iyi olmuştur diye umuyorum. Bir dahaki boyamamda, bundan bir 15 gün sonra tekrar boyayacağım. Uçlarını biraz açığa boyayacağım bu sefer. Biraz değişiklik yapmak istiyorum artık. Böyle bildiğimiz sarı alacağım. Uçlarını boyayacağım. Zaten sarı olmaz benim saçlarım. Çünkü koyu renk boy olduğu için. Hafif açılır sadece. Bilinçli yapıyorum zaten bunu, hafif açılsın diye, sarı olsun diye değil. Bakacağız. Göreceğiz. Nasıl olacağı hakkında şu an hiçbir fikrim yok. Bu arada tavuklarımı şöyle küp küp doğruyorum. Şunları şöyle koyayım. Sizler ne yapıyorsunuz arkadaşlar? Ben iyiyim, biraz korkuyorum. Of, yarın dişlerim çekilecek çünkü. Zaten siz bu videoyu izlediğinizde ben ya dişçide olacağım herhalde ya da bir iki saat sonra dişçiye gitmiş olacağım. Belki de dişlerim çekilmiş olur siz bunu izlerken. Ama siz yine de dua edin bana, ağrım sızım olmasın. Hiçbir fikrim yok. Hiçbir fikrim yok diş çekimi hakkında. Tabii ki uyuşturacaklar iğneyle. Onun hakkında çok güzel fikirlerim var yalnız. 2 haftadır git gel dişlerini uyuşturmaktan artık. İğne, o kadar çok iğne vurdu ki en zorunu atlattım bence. Benim korkum çekildikten sonra ağrım olur mu? Çünkü iki diş birden çekilecek. Hem alt hem üst. Artık da şu dişten bahsetmek istemiyorum. Sıkıldım. Siz de sıkıldınız herhalde artık. Sürekli dişten konuşuyorum ama ne yapalım yani, başa gelen çekiliyor. Onun dışında bende başka bir gelişme yok. Yine evdeydim. Bugün saçımı boyadım.
Biraz beyazları falan yıkadım. Bir iki çamaşır yıkadım. Başka da bir şey yapmadım. Zaten hemen akşam oluyor bu aralar. Şimdi de yemeğimi yapıyorum. Yarın da dişçiye gideceğim. Eşim inşallah işe gitmezse bilmiyorum. Bu akşam belli olacak gidip gitmeyeceği, şu an işte. Gitmezse o da gelsin istiyorum ama giderse mecbur ben kendim gideceğim. Tek gitmezsem eğer, eşim de gelirse, dönüşte birkaç eksikler var. Onları alacağız. Zaten gösteririm. Gösterecek halim olur, ağrım olmazsa. Ama çok fazla olmaz diye tahmin ediyorum. İnşallah. Öyle arkadaşlar. Şunları bir doğrayayım ben. Sonra bir sudan geçireceğim. Çünkü şu an yarısı buzlu hala. Tam şey olmamış. Hem de böyle sudan geçirmeyince içim rahat etmiyor doğrusu. Bunları doğrayayım. Sonra devam ederiz. Oy, kesemedim. Thank you.
yemeğim pişiyor. Ben de burada edit yapıyorum ki sabaha kadar bu yetişsin diye. Bir yandan da kahve içiyorum. Yemeğimi göstereceğim. Tavuklarım böyle iyice suyunu çekti. Kızarmaya başladı o aşamada. Çok az daha yağ koydum. Mantarları koydum. Domatesleri attım üzerine. Şimdi bunlar güzelce pişiyor. Şimdi bu aşamada da baharatlarını ayarlayacağım. Şurada beraber ayarlayalım hatta. Az önce Instagram'dan bana bir mesaj geldi. Gelen mesaj, benim minnak bir takipçim varmış. Efe adında. Kaç aylık demişti? 26 aylık mıydı? Tam hatırlamıyorum. Özür dilerim. Bakarım birazdan. Annesi resmini göndermiş. Resimde bizi izliyor. Ay çok mutlu oldum. Çok sevindim. Efe, sana buradan sevgiler. Seni çok seviyorum. Bay bay tatlım. Annesi ona bir selam göndermemi istedi. Buradan herkese sevgiler. Gerçekten çok mutlu oldum. 2,5 çay kaşığı tuz. Hatta Efe'nin resmini bir görün siz de ablaları. Bir gelsin resim. Gördünüz mü? Yani karşısında Berat var yalnız. Onu mu izliyor? Beni mi? Bilemedim artık. Neyse. Hiç fark etmez. Pul biber. Gerçekten çok hoşuma gitti. Çok teşekkür ediyorum. Efecik sana. Berat bir dahaki videolarda gelirse izlersin yine. Ama şu an hasta hala. O yüzden çok da almak istemiyorum hasta olduğu için. Zaten bu ara işlerim var. Ben bunları ayarlayayım. Tek elimle yapamıyorum arkadaşlar. Evet, ne koydum? Pul biber, çok az köri, kimyon koydum bolca. Şuradaki kimyon, çünkü ben kimyonu tavuk, et ne yaparsam çok seviyorum. 2,5 çay kaşığı da gördüğünüz gibi şey koydum. Tuz. Şöyle yemeğim buhardan görebilecek misiniz? Çok az suyu kalmış. Bu aşamada bu baharatlarımı şöyle bir şey yapıp koyuyorum arkadaşlar. Ben baharat seviyorum. O yüzden kimine göre bu baharatlar çok gelebilir ama benim için gayet normal. Çünkü bence baharata yemeğe lezzetini veren şey baharat zaten. Ve ben bol baharat seviyorum. Bu da böyle bir 5 dakika daha kaynasın. Ben bunu borcamımı bile hazırlamıştım şurada. Buna koyup üzerine şu kaşığı rendeleyip fırına atacaktım ama hiç gerek yok. Bu biraz 5 dakika daha çektikten sonra kaşarı yine üstüne rendeleyeceğim. Altını kapatıp kapağını kapatacağım. Öyle dinlenirken zaten kaşarlar da onun sıcaklığıyla eriyecek. Bu kadar. Dünden kalan şurada makarnam var. Dolaptan çıkardım onu da. Çubuk makarnam var. Yeter. Allah bereket versin. Allah olmayanlara da versin. Hepiniz şu an ne yapıyorsunuz? Yemek yiyorsanız hepinize de afiyet olsun arkadaşlar. Videomu dediğim gibi editleyeyim ki yarın hastaneye gideceğim. Yetişsin. Siz izlersiniz bir yandan. Yemek piştikten sonra göstereceğim. Sonra görüşürüz. Arkadaşlar şimdi yemeğimin altını kapattım. Şöyle bakın. Pişti. Bence gayet güzel oldu. Şurada dediğim gibi az bir kaşarım vardı. Şu kameranın üstünde mi altında mı? Ha, üstündeymiş. Şöyle bir rendem var. Bununla rendeleyeceğim kaşarları. Fırına atsaydım zaten çok fazla pişirmezdim. Gerek yok zaten, hemen piştiler. Kaşarımı rendeleyeceğim. Üstünü kapatacağım. Hani fırını çalıştırdığıma değmez açıkçası. Bunlar da artık aradan kaçtı. Olsun. Evet. Yemeğim bu kadar. Bugün de bunu yaptık. Dediğim gibi makarnam vardı çok az. Şunu atayım, çöpe yere düştü. Kapağını hemen kapatıyorum ki sıcağıyla pişsin diye arkadaşlar. Makarnam var, o yüzden başka bir şey yapmayacağım. Hepinize teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.